Bir kişinin mutlu evliliğinin olduğunu nasıl anlarız biliyor musun? Bir sıkıntın var, bunu ilk kiminle konuşursun? Mutlu evlilik tesislerine hoş geldin. Bak, mutlu evliliği bozan en önemli şeylerden birisi bu. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im, merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun. Hep mutsuz evliler yorumlara toplandı. Güzel sorular geliyor ama. İyi sorular geliyor değil mi? Evet. Hocam, eşim benimle dertleşmiyor ama iş yerindeki karşı cinsle dertleştiğini öğrendim, yazıştığını gördüm. Hemen söyleyeyim. Şimdi bak, birincisi, iki şey anlatacağım burada. Birincisini anlatayım. Bir kişinin mutlu evliliğinin olduğunu nasıl anlarız biliyor musun bak? Eşinin yorumunu merak ediyorsa bu mutlu evliliktir. Ya bir konuda, herhangi bir konuda eşinin yorumunu merak ediyorsa mutlu evliliktir. Yeni kıyafet aldın, yeni araba aldın, yeni ayakkabı aldın ya da alacaksın. Ya bu nasıl olmuş? Beğendin mi? Eşinin yorumunu merak ediyorsa bu kişi mutlu evliliktir. Hatta akşamı beklemeden gün içinde telefonla arayıp... Şu an ne oldu biliyor musun? Evlilikte mutluluk uçuyor artık. Hemen soruyorsun. Bu videoyu gördün mü? Bunu yaptın mı? İkinci konuda dertleşme. Bir sıkıntın var. Bunu ilk kiminle konuşursun? İş yerinde başka biriyle konuşuyorsan onunla duygusal yakınlığın vardır. Aldatma demiyorum, duygusal yakınlık diyorum. Bu aynı cins arkadaşın olabilir, annen olabilir, kız kardeşin olabilir, iş yerinde başka karşı cins bir arkadaşın olabilir. Yani kime içine döküyorsan duygusal yakınlık ona doğru. Harikasın. Moralin bozuldu. Ne yapıyorsun? Hatun ne yapıyorsun? Alo. Sen ne yapıyorsun? Sesin niye böyle geliyor? Ya moralim bozuldu. Ne oldu ya, anlat. Kadın da motive ediyorsa hayırlı olsun. Mutlu evliliğe hoş geldiniz. Mutlu evlilik tesislerine hoş geldiniz. Peki şu oluyorsa bir tane daha göstereyim. Nasılsın? İyiyim, niye sordun? Ya öyle sormadım ya, hadi görüşürüz. Püskürttü hemen kadın. Niye sordun? Tabii. Niye sorayım? Bir derdim var, karın ağrım var, sana açacağım da o yüzden niye sordum. Yani. Bunun aynısının kadın versiyonu var. Nasılsın, ne yapıyorsun? İş yerinden çalışıyorum. Hadi görüşürüz, sonra akşam konuşuruz. Ya bir sus da kadın anlatsın derdini. Bak, mutlu evliliği bozan en önemli şeylerden birisi bu. Yani şeyi merak etmen lazım Mücahid'im. Niye sana yazdı durduk yere? He. Ya bunu merak... Bir de onun yorumunu da merak... Yani yeni bir şey aldım, merak etmen lazım. Yani ne diyecek acaba ya? Ya da alacaksın. Bir şey söylemek istediğini hissetmesi, anlaması gerekmez mi eşin? İşte duygusal yakınlık burada giriyor devreye. Söyle bir şey söyleyeceksin de. He. Rahat ol, söyle, hani onu anlayabiliyor olması. Bu tanımakla ilgili bir konu. Bu ciddiye almakla ilgili bir konu. Annen ne yapıyor? Senin bir şeyin var oğlum, söyle. Eşin de böyle yapıyor olması lazım. Doğru. Anlatabildim mi? Yani buradaki sıkıntı şurada Mücahid'im. Böyle aşırı kurumsal olacağım, bir şey paylaşacağım Instagram'da. Mutlaka eşimle ben kahve içerken böyle saçma sapan, uydurma, gerçek dışı faaliyetleri yüzünden gerçek şeyler gitti. Bir kahve içeceksen, aklına ilk eşinin yorumu geliyorsa bu mutlu bir evliliktir. Resim paylaşıyorsan değil. Sana bir şey göstereceğim. Çok beğendim bir kahve, beraber gidelim, iç bakalım ne diyeceksin. Oo, çok güzelmiş. Mutlu evlilik örneği. Başkalarının yorumlarını değil de... Eşinin yorumunu. Doğru. Ne düşünür acaba? Hocam anlamaz o, bırak onu, ne anlayacak, kafası basmaz. Seninki basmıyor kafa. Bir de şey var ya, elinin hamuruyla... Elinin hamuruyla annen seni büyütmedi mi ya? Bırak sen elinin hamuru deyip aşağılıyorsun kadını. Annen elinin hamuruyla büyüttü seni. O yüzden bazı yerlerin hamurlu kalmış. Pişmemişsin hala. Burada... Ya o kadar kritik ki Mücahid'im. İnsanlar Instagram'da arkadaşlarının vereceği tepkiyi, kalp gönderip göndermemesini merak ediyor. Eşinin ne diyeceğini merak etmiyor. Ara ya, yazıklar olsun ya. Eşini arasana ya. Sen niye aramıyorsun eşini? Instagram'dan bekliyor. Bana şey atmadı. Ney bu? Bu böyle mi? Kalp mi? Neyse yani. Like. Like'i. Like'i atmadı, like'i. Ben de büyük Instagram var ama mevzuyla ne kadar ilgili olduğumuz da ortaya çıkıyor. Çok YouTube'da da öyle. Like'i. Atın like'i. Abone olun. Kanalıma abone olun. Vay. Çok güzel. Merak edin eşinizi, merak edin. Aklının bir sıkıntınız var, bir şey var, eşinize anlatmayı isteyin. Ne diyecek acaba ya? Konuşmamız lazım. Hocam 26 yıl evli olunca o dedikleriniz kalmıyor be diye yorumlar geldi şu an. Kalmıyorsa başta da yokturdur o. Sorun 26 yılda değil yani. Değil. Yıllar eskitmez, yıllar bağı artırır. Sen de biliyorsun Mücahid'im, biz senden kaç senedir tanışıyoruz? 12 yıl oldu. 12 yıl oldu. 12 yılda bizim eskimekten ziyade artarak dozu devam ediyor. Doğru mu? Başka işleri yapıyoruz. Doğru. Doğru mu? Ya Hakan abiyle 20 sene oldu. Hala görüşüyoruz. Abi kaç gün önce beraber bir şeyler yiyip içtik. Nasıl oluyor? Yıllar bozuyor olsa senin arkada annenle oğlunun arası bozulur ya da kızının. Arayı bozan şey yıllar değil. Arkadaşım yıllar değil. Senin tavrın ve tarzın bozuyor. Merak etmiyorsun eşinin fikrini. Moralin bozulduğunda merak etmiyorsun eşini. Sıfır. Sıkıntı büyük. Doğru. O zaman ne olacak? Geçmiş olsun. Kadınlar merak edilmeyi, ilgiyi tabii istiyor, bekliyor. Tabii. Erkek de istiyor. Erkek de istiyor. Bak dürüst davranın. Ey erkekler dürüst davran. Arabayı alınca ne yapıyorsun? Gösteriyorsun. Abi nasıl olmuş araba? Madem bu kadar ilgiyi sevmiyorsun, gösterme o zaman bunu da. Demek ki erkek de göstermeyi seviyor, kadın da. Gösterdikleri şey farklı. Şeye takılma. Karının ya da kocanın fikrini merak etmek zorundasın. Merakınızı artırırsanız evlilikte mutluluk artar. Bir de paylaşım. Dertleşme, dertleşme, dertleşme çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Eyvallah Mücahid'im. Bu seriye devam edeceğiz. Devam geliyor. Açıklamadaki linki tıklayarak tüm videolara ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hocam.